Ana, baba ve çocuk. Dünyada hiçbir canlının yavrusu yeni doğan bir bebek kadar bakım ve korunmaya muhtaç değildir. Bebeğin insan çevresinin ve özellikle annesinin olumlu ve olumsuz davranışları onun üzerinde yaşam boyu kalıcı izler bırakabilir. İnsan davranışlarının oluşumunda kalıtım ve çevrenin paylarının ne oranda olduğu henüz kesinlikle belirlenmemiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında psikanaliz ve ondan kaynaklanan kuramların etkisiyle davranışların birey 20. yüzyılın ilk yarısında psikanaliz ve ondan kaynaklanan kuramların etkisiyle davranışların birey-çevre ilişkilerinin bir ürünü olduğu ve kalıtımın yalnızca bedensel özellikleri belirlediği görüşü egemendi. Daha sonraları ise yeni doğmuş bebeklerin çeşitli uyaranlara farklı tepki gösterdikleri gözlemlenmiştir. Belirli bir duruma bazı bebek dayanıklılık gösterirken diğeri aynı uyaranı tepkiyle karşılar. Kimi en ufak bir ses ya da ışık uyaranıyla tedirgin olur ve ağlar. Bir diğeri ise aynı uyaranlara ilgisiz kalabilir. Bir grup insanın bebeklikten yetişkinliğe ulaşana dek aralıklı incelenmesi sonucu bu eğilimlerin yaşam boyu değişmediği ve çevresel etkenlerden bağımsız özellikler olduğu anlaşılmıştır. Son yıllarda genetik alanındaki hızlı gelişmeler yukarıda tanımladığımız tepkilerden çok daha karmaşık davranış özelliklerinin de kalıtsal olabileceği yolunda bazı ipuçlarını içermektedir. Ancak kalıtımda getirdiklerimizin yalnızca bazı eğilimler olduğu sanılmaktadır. Bu eğilimlerin sonradan hangi kişilik özelliklerine dönüşeceği yine birey-çevre ilişkisi tarafından belirlenir. Yeni doğmuş bebeğin tüm ilişkisi annesiyledir. İlk bakışta bebeğin temel ihtiyaçları açlık, soğuk, altını kirletme gibi bedensel rahatsızlıkların giderilmesidir. Ancak yaşamın birinci yılında insanın çevresine karşı geliştirdiği güven ya da güvensizlik duygularının temeli atılır. Çevreye güven duyma ile kendine güven birbirinden farklı olgular değildir. İnsan kendisine güvenirse diğer kişilerden de korkmaz. Diğer insanlardan korkan biri ise çaresizlik duyguları yaşar. Bir insanın kendine güvenmesi çocukluk yıllarında çevresine duyduğu güvenle başlar. Bu duyguyu sonradan kendinden elde edebilmesi oldukça güçtür. Bebek görünürde sevecen de olsa annesinin kendisine karşı tutumunun içten ya da zorlama olduğunu kolayca algılar. Sezgi yoluyla olan bu algılama yetişkinlerde olduğu gibi bilinçli bir olgu değildir. Aslında çocuklar sezgileri aracılığıyla çevrelerinde ola gelen her şeyi fark ederler. Ama özellikle kendilerine acı veren durumları derhal bilinçaltına iterler. Sezgi yoluyla algılama yetişkinlerde de vardır. Ama çoğu insanda bu düşünce ve duygular tarafından örtülür. Çoğu kez bir insan ya da duruma ilişkin ilk izlenimimiz birkaç saniye de sürse yerinde ve doğrudur. Sonradan o kişiye ya da duruma karşı geliştirdiğimiz yargı, düşünce ve duygularda yanılgı payımız daha çoktur. Bebekte temel güven duygusunun oluşumunu engelleyen en önemli etmenlerden biri de kaygılı annedir. Kaygılı anne aslında yetişkin yaşamının sorumluluklarını üstlenebilecek güce yeterince sahip olmayan biridir. Anneliğe de gereğince hazır değildir. Çoğu kez kendi annesi de kaygılı biridir. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur. Aramızdan biri paniğe kapıldığında kısa bir süre içinde olsa benzer bir duyguyu biz de yaşarız. Bebek de tek güven kaynağı olan annenin kaygısını kolayca kendi varoluşunun bir parçası durumuna getirir. İleride sürekli tedirgin ve kolayca telaşa kapılan bir yetişkin olmak üzere. Temel güven duygusunun oluşumunda annenin tutarlılığı büyük önem taşır. Bu yalnızca bebeğin bedensel ihtiyaçlarını karşılanmasını değil, bunun belirli bir düzene sokulmasını da içerir. Beslenme, uyku ve bunun gibi ihtiyaçların bir döngüyü izlemesi ve bunun aksatılmaması gerekir. Belirli aralarla annenin kendisiyle ilgileneceğini bilmek çocuğa güven sağlar. Yaşamının ilk yıllarında bundan yoksun kalan kişi yetişkin döneminde belirsizliklere karşı aşırı duyarlıdır. Kolayca paniğe kapılabilir. Freud, yaşamın ilk yılında bebeğin ruhsal ve bedensel doyumunu daha çok ağız yoluyla ve emme eylemiyle sağladığını vurgulamıştı. Bu günümüzde de genellikle kabul edilen bir varsayımdır. Ne var ki bebeğin ruhsal gereksinimlerinin salt ağız bölgesi etkinlikleri ile sınırlandırılmaması gereğini savunanlar da çoktur. 1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan deneysel bir araştırmada bir hastanede yeni doğan bebeklere yetişkin bir insanın kalp sesleri dinletildiğinde bu bebeklerin çoğunun ağlamalarını kestikleri ve bir bölümünün uykuya daldıkları gözlemlenmişti. Bunu izleyen bir diğer gözlemde annelerin bebeklerini genellikle göğüslerinin sol yanında kalbin bulunduğu bölge üzerine tuttukları fark
ıslah edilmişti. Gerçi bu sağ elin egemen olmasının doğal bir sonucu da olabilirdi. Ama solak annelerin de bebeklerini sol yanlarına tuttukları ayrıca gözlemlenmişti. Bu gözlemlerden hareket ederek geliştirilen bir varsayıma göre bebek, döl yatağındayken titreşimlerini algıladığı annenin kalp atışlarını doğduktan sonra da bir süre algılama ihtiyacındadır. Bu, hiçbir çaba göstermeden var olabildiği rahat ve sıcak döl yatağının sağladığı güven ortamından mirden yoksun bırakılmış olmanın yarattığı tedirginliği kısmen olsun azaltır. Maymunlarda yapılan bir diğer araştırma da oldukça ilgi çekici. Süt çağındaki yavru maymunlar annelerinden ayrılarak cansız maymun modellerinin bulunduğu bir ortama konuyorlar. Model annelerin bir bölümü bezden yapılmış ve göğüslerinden süt geliyor. Diğer bölümü ise gerçek maymun derisinden yapılmış ve maymunların doğal beden ısısı verilmiş. Bu koşullarda yavru maymunların acıktıklarında bezden yapılmış maymunlardan süt emdikleri ama geri kalan zamanı maymun derisinden yapılmış modellerin kucağına geçirdikleri gözlemlenmiş. Beslenme yolu ile doyum sağlama kadar anne ile temasın önemini göstermesi bakımından oldukça düşündürücü bir deney. 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların birbirine dokunmalarının önemini vurgulayan bir akım ortaya çıkmış ve hatta kişilerin birbirlerine dokunarak hissetmelerine ortam sağlayan grup uygulamaları yapılmıştı. 1940'larda aynı ülkede anne memesinden vazgeçerek bebekleri şişeyle besleme uygulamaları oldukça yaygındı. Gerçi sonradan bu uygulamadan vazgeçilmişti ama 1940'ların bebekleri 1960'ların yetişkinleri olduğuna göre bu iki olgu arasında bir ilinti olup olmadığı sorusu da akla gelmekte. Aslında anne ve bebek ilişkisi herhalde meme emme, kalp sesleri, beden ısısı ve kokusu gibi etmenlerden çok daha karmaşık ve henüz bilemediğimiz bazı diğer öğeleri de içermekte. İnsanlar vardır, bilirsiniz, başkalarından sürekli bir şeyler bekler ya da isterler. Aslında bu bir insanın ihtiyaçlarını kendisinin karşılamasından çok daha büyük bir çabayı gerektirir. Üstelik onur kırıcıdır da ama onlar için önemli olan diğer bir insanın ya da insanların kendileri için bir şeyler yapmasıdır. Bunun için her şeye katlanırlar. Genellikle bu tutumlarının bilincinde değildirler. Amaçları diğer insanları sömürmek değil, bir şeylerin hazırca kendilerine verilmesidir. Aşırı bağımlıdırlar ve kendi sorumluluklarını başkalarının üstlenmesini beklerler. Onların çevremizdeki varlığından sıkılabilir ya da bize yük olduklarını düşünebiliriz. Ama çoğu kez kendi bağımlılığımızdan ötürü onları çevremizde tutarız. Kendilerine bir şeyler verildiği sürece bizden kopmazlar. Bir diğer deyişle böyle kişiler kronolojik olarak yetişkin, hatta entelektüel yönden iyi gelişmiş olsalar bile bebeklik yıllarının asalak varoluş biçimini sürdürürler. Bebeklikten yetişkinliğe giden yol kişiliğin duygusal ve zihinsel yönlerinin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla açılır. Ancak insanda kişiliğin bazı yönleri belirli bir aşamada takılır ve gelişimini sürdüremez. Bunun sonucu o insanda bazı olgunlaşmamış kişilik özellikleri yaşam boyu varlıklarını sürdürür ve karakter yapısının bir bölümünü oluştururlar. Böyle bir kişilik uyumlu bir bütünleşmeden yoksun kalır. Biyolojik olgunlaşma ile duygusal tepkiler, duygusal tepkilerle entelektüel gelişme arasında bir uyuşmazlık görür. Orta yaş dönemine ulaştığı halde delikanlı davranışları gösteren, mesleğinde üstün başarı sağladığı halde kişisel ilişkilerinde ilkel tepkiler veren insanlara sıklıkla rastlarız. Bir görüşe göre bu durumlar belirli bir gelişim döneminde aşırı doyum sağlanması ve çocuğun bu dönemi bırakmak istemeyişi sonucu ortaya çıkar. Bir diğer görüşe göre ise aynı durum belirli bir dönemde ihtiyaçlarının karşılanmaması ve doyum bulamama sonucu görülür. Aslında ihtiyaçların aşırı karşılanması kadar gereğince karşılanmaması da çocuğa verilen hasar yönünden benzer sonuçlar doğurur. Kendilerine ve çevrelerine uyum yapmış ana babaların çocukları kendilerine sağlanan destek ve önderlik sayesinde giderek benliklerini geliştirir, bütünleştirir ve özerk varlıklar olarak yetişkin yaşama ulaşırlar. Kendi yetersizlikleri nedeniyle reddedici ya da aşırı koruyucu tutumlar gösteren ana babaların çocukları ise kendilerine ayrı bir varlık olarak değer verilmediğinden kişiliklerini bütünleştiremezler. Yetişkinliğe ulaştıklarında da çocukken doyurulmamış ihtiyaçlarını diğer insanlardan karşılayabilmek için umutsuzca çabalarlar. Pamuk Prenses ve Kül Kedisi gibi dünyaca bilinen bazı çocuk öykülerinde çocuklara haksızlık yapanların cezalandırıldığı ve yazgının her zaman çocuktan yana olduğu yazılır. Batı kültüründen kaynaklanan öykülerde annelere pek ilişilmez ve genellikle üvey anne kötü ana simgesi yerine kullanılır. Diğer bazı kültürlerde ise bu konu dolaylı olarak işlenir. Ama aslında gerçek öykülere benzemez. Çağlar boyunca ve çeşitli uygarlıklarda dünyaya gelişleri hoş karşılanmamış çocukların sayısı oldukça kabarıktır. Çağlar boyunca ve çeşitli uygarlıklarda dünyaya gelişleri hoş
karşılanmamış çocukların sayısı oldukça kabarıktır. Eski İsparya uygarlıklarında cılız ve sakat çocukların yaşamasına izin verilmezdi. Eski İsparya uygarlıklarında cılız ve sakat çocukların yaşamasına izin verilmez. Çinliler iki cins arasındaki dengeyi korumak için bazen yeni doğmuş kız çocuklarını açıkta bırakarak ölüme terk ederlerdi. Dünyanın çeşitli bölgelerinde doğan ikizlerden birini öldürme geleneği uzun süre korunmuştur. Günümüzde bir çocuğun doğduktan sonra öldürülmesi oldukça seyrek görülür. Bu çocuklar genellikle yasak bir ilişkinin ürünüdür. Buna karşılık doğum öncesinde çocuğun yaşamına son verilmesi oldukça yaygın ama yine de istenmeden dünyaya gelen çocukların sayısı oldukça fazladır. Bu çocukların kimi anne ve babalarına atmış oldukları yanlış adımı sürekli hatırlattıkları ya da istenmeyen bir evliliği zorunlu duruma getirdikleri için reddedilirler. Bir diğer bölümü ise önceden tasarlanmadan bir kaza sonucu dünyaya gelenlerdir. Süre gelen ekonomik sıkıntıların bir boğazın daha eklenmesiyle artması ya da çok çocuklu bir annenin son gelen çocuğunu gücünü aşan bir sorumluluk olarak algılaması durumu pekiştiren etmenlerdir. Hamileliğin fark edildiği anda anne ve babanın bu olaya ilişkin yaşadığı ilk duygular oldukça önemlidir. Salt kabul ya da redden öte oldukça karmaşık ve çok yönlü olan bu duyguların bir bölümü kalıcıdır. Bu duygular bazen anne ve babanın o dönemde yaşamakta olduğu durumlardan kaynaklanır. Parasal bunalımlar, mutluluk ya da anlaşmazlıklar, yalnızlık duyguları, başarılar ya da başarısızlıklar doğacak çocuğa yönelik duygulara damgasını vurabilir. Bu duygular bazı ana babanın kendi geçmişinde gerçekleştirememiş olduğu umut ya da beklentileri de içerebilir. Anne ya da baba kendi yaşamında yapmak isteyip de yapamadıklarının umudunu çocuklarıyla sürdürmek isteyebilir. Kimi ise vaktiyle annesi ya da babasıyla yaşayamamış olduğu yakınlığı çocuğuyla gerçekleştirebileceği sanısına kapılır ve çocuğun bu beklentisini yerine getirmesini bekler. Bazı ana babalar çocuklarına kendi anne ya da babalarının adını vererek bu durumu somutlaştırırlar. Kimi anne ve baba için ise özdeşleşme olumsuz yönde olur. Kendi anne ya da babalarına duydukları kızgınlığı çocuklarına yansıtarak sürdürürler. Bazen anne ya da baba kendisine ilişkin bilinç dışı değersizlik duygularını çocuğuna yansıtabilir ve çocuğun kişiliğinde hoşlanmadığı kendisini görür. Böylesi durumlarda genellikle çocuk ile anne ya da babanın cinsiyeti aynıdır. Babanın duyguları oğlunda, annenin duyguları ise kızında yaşanır. Anne ve babanın aynı çocuğa karşı duydukları farklı, hatta birbirinin tam karşıtı olabilir. Üstelik bazı ailelerde çocuklar anne ve baba arasında parsellenir. Genellikle kızlardan biri babanın, erkeklerden biri de annenin favorisi olur. Böylece aile içinde adeta birbirine karşı iki takım kurulur. Çocuklar karşı takımdaki anne ya da babaya yabancılaşır. Olayları yandaşı oldukları anne ya da babanın gözüyle değerlendirme eğilimi gösterilir. Bu gibi durumlar sayfa 35. Evlilikleri içinde kendilerini yalnız ve anlaşılamamış hisseden eşlerde daha sık görülür. Evlilikleri içinde kendilerini yalnız ve anlaşılmamış hisseden eşler. Çoğu ana baba hamileliğin fark edildiği anda filizlenerek varlığını sürdüren bu karmaşık duyguların bilincinde değildir. Kendilerine sorulduğunda çocukları arasında ayrım yapmadıkları görüşünde direnirler ve gerçekten de öyle olduğuna inanırlar. Ancak burada belirtmek gerekir ki doğumu tasarlanmamış ya da bebekliğin ilk günlerinde istenmemiş bir çocuğun annesi ya da babası tarafından kabul edilmemesi kesin bir beklenti değildir. Dengeli ve uyumlu ana babalar ilk şok geçtikten sonra durumu kabul edebilirler. Aslında görünürdeki nedenler farklı da olsa anne ya da babanın çocuğu kabul edememesinin temelinde ana babalığı benimseyebilecekleri bir duygusal olgunluk düzeyine ulaşamamış gerçeği yatar. Bu ana babalar çocuklarında gözlemledikleri sorunlardan yine çocuklarını sorumlu tutarlar. Oysa ana baba ve çocuk arasındaki sorunların başlangıç noktası her zaman ana babadır. Oysa ana baba ve çocuk arasındaki sorunların başlangıç noktası her zaman ana babadır. Yeterli olgunluğa ulaşamamış anne ya da babalar çocukla baş edememe kaygısını yaşarlar. Bu kaygı çocukta olumsuz davranışlar ortaya çıkmadan da ana babanın çocuğa karşı korku ve hatta kızgınlık yaşamasına neden olur. Bu duygular denetlenemediğinde çocuğa karşı ilkel davranışlar gösterilir ve sonunda çocuktan da benzer tepkiler gelir. Böylece ana baba farkına varmadan olumsuz beklentilerini kendi davranışlarıyla gerçekleştirmiş olur. Çoğu ana baba bunu göremez ve çocuğa karşı olumsuz duygularından ötürü kendilerini haklı bulma eğilimi gösterirler. Kimi ise sonradan bir suçluluk yaşar ve güvensizliği daha da artar. Her iki durumda da ana baba ve çocuk ilişkilerinde bir kısır döngü oluşur ve çocukta uyumsuz davranışlar giderek yerleşir. Başlangıçta çocuğun sorumluluğu yalnızca anneye aittir. Baba daha sonra bu etkileşime katılır ve çocuğun yaşamındaki önemi giderek artar. Annelik bir kadının kadınlığına yeni bir boyut katar. Ne var ki bir diğer insanın sorumluluğunu üstlenmeyi gerektiren bu olay, kendi bağımlılık sorunlarını çözememiş olan kadınlarda bazı çatışma
çatışmalara ve olumsuz duygulara neden olabilir. Bir kadının anne olduğu zaman göstereceği davranışlar, yaşamının ilk yıllarında kendi annesiyle olan ilişkileri tarafından etkilenir. Gerçek anne sevgisinden yoksun kalmış olan kişiler, yetişkin yaşamda zaten genellikle katı ve hırçın olurlar. Dolayısıyla böyle bir insanın dünyasına sıcak annelik duygularını yerleştirebilmek oldukça güçtür. Yeni anne olan kadınlar ve de özellikle ilk çocuğunu dünyaya getirenler kendilerine de annelik gösterilmesini isterler. Toplumumuzda bu beklenti büyük anneler tarafından karşılanır. Ancak bu durum kendi çocukluğu mutsuz geçmiş bir kadında bastırılmış bazı anıları da canlandırabilir ve yeni annenin duygusal dünyası daha da karmaşıklaşabilir. Böyle bir zamanda babanın tutumu önem kazanır. Eşine yakınlık göstermeyen ya da çocuğun dünyaya gelişini isteksiz karşılayan bir erkeğin varlığı, annenin diğer sorunlarına eklendiğinde ciddi ruhsal bunalımlara neden olabilir. Geleneksel evlilikler kadın ve erkeğin birbirini tamamlaması üzerine kurulur. Kadın ve erkeğin evlilik yapısı içerisindeki sorumluluk alanları oldukça iyi belirlenmiştir. Üstelik kadın ilişkilerini kadınlar dünyasında, erkek ise erkekler dünyasında sürdürür. Bu durum kadın ve erkeğin birbirleriyle paylaştıkları şeyleri sınırlarsa da roller birbirine karışmaz. Aynı durum anne ve babalık rolleri içinde söz konusudur. Geleneksel ailelerde kız ya da erkek çocukların temel sorumluluğunu anne üstlenir. Çocukların uyumlu ya da uyumsuz olması annenin başarısı ya da başarısızlığı olarak değerlendirilir. Toplumumuz kadını için annelik özellikle önemli bir olaydır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde kadın giderek toplumun ikinci sınıf bir üyesi durumuna gelmiş. Bazı kırsal bölgelerde bir kız çocuğun dünyaya gelişi utanç verici bir olay olarak bile karşılanmıştır. Gerçi Cumhuriyet döneminde kadın yasalar karşısında erkekle eşit olarak değerlendirilmiştir. Ama köklü toplumsal dönüşümlerin birkaç kuşakta tamamlanabilmelerinin olanaksızlığı nedeniyle kırsal kesimde kadının geleneksel yeri gereğince değişememiştir. Fizikteki bileşik kaplar yasası psikolojide de geçerlidir. Bir yönden yapılan baskı bir başka yönde boşalıma neden olur. Önce ikinci sınıf evlat, daha sonra gelin kimlikleri içinde ezilen kadın, anne olduktan sonra aile içinde giderek güç kazanmaya ve çocukları üzerinde egemenlik kurmaya başlar. O denli ki birçok ailede görünürde baba tarafından alınan kararların asıl sahibi annedir. Ama durum babanın erkeklik rolüne gölge düşürmeyecek bir biçimde yönetilir. Kararı anne verir, baba ilan eder. Kararların sonucundan ise baba sorumludur. Bu yönden değerlendirildiğinde toplumumuzda aile yapısının biçimsel olarak baba erkil ama gerçekte üstü kapalı bir ana erkil yapıya sahip olduğu bile söylenebilir. Geleneksel aile yapısı içinde babanın durumu aslında oldukça güçtür. Genellikle biçimsel de olsa otoriteyi baba temsil eder. Kendisine duyulan saygı, korku ile eş anlam taşır. Anne çocuklara daha yakındır ve onlara ilişkin konularda gerçek karar organıdır. Engelleyici ve cezalandırıcı nitelikte olan kararların uygulanması ise babaya bırakılır. Bu durum babayı aile içinde oldukça sevimsiz bir yere koyabilir. Geleneklerin kendisine verdikleri bu rolü sürdürme durumunda kalan baba çoğu kez çocuklarıyla yakın ve sıcak ilişkiler kurmaktan alıkonmuş olur. Kadının anne olduktan sonra aile içerisinde önem kazanması eziklik duygularından kurtulabilmesi için her zaman yeterli olmaz. Kimi kadın erkeğin biçimsel otoritesine başından boyun eğer ve edilginliği kabul eder. Böylece bağımlılık eğilimlerine doyum sağlamasının karşılığını tutsaklık ve bundan kaynaklanan kızgınlık duygularıyla öder. Ancak bileşik kaplar yasası çoğu kez burada da işler. Anne ezikliğini bir mağdur kahraman rolüne dönüştürebilir ve çocuklarını tümden kendi yanına çekebilir. Böyle bir anne ezikliğini kızlarına aşılayabilir ve onlara erkekleri kötü tanıtmaya çalışabilir. Erkeklere duyduğu kızgınlığı ise oğulları üzerinde egemenlik kurarak ödünleyebilir. Kimi kadın ise aile içerisinde egemenlik kurmada fazla ileri gidebilir. Bu durum özellikle edilgin eğilimleri olan bir babanın varlığı ile pekiştirilir ve kadın çocuklarının yanı sıra kocasının da annesi rolünü üstlenir. Böyle durumlarda kız çocuklar babayı ailenin mağdur kahramanı olarak görme eğilimindedirler. Erkek çocuklar ise aradıkları güçlü erkek modelinden yoksun kalmanın boşluğunu yaşarlar. Anne ise herkesi kendine bağımlı kılmasının karşılığını kendi bağımlılık ihtiyacından yoksun kalarak öder. Çağdaş evlilikler geleneksel evliliklerden farklıdır. Bu evliliklerde arkadaşlık üyesi güçlüdür. Dolayısıyla paylaşılan şeylerin sayısı da fazladır. Kadın
kadın ve erkeğin dünyaları birbirinden çok farklı değildir. Ne var ki bu gibi evlilikler bazen aşırı bağımlılığa ve rol kargaşasına da yol açabilir. Özellikle rol kargaşası çocuklar yönden önemli bazı sorunlara neden olur. Geleneksel evliliklerde annenin ve babanın sorumlulukları belirgindir. Çağdaş evliliklerde ise çocuğa ilişkin herhangi bir konuda anne de baba da kendi görüşlerini ortaya koyabilirler. Bu görüşler arasında önemli farklılıklar varsa ve uzlaşma yoluyla ortak bir tutum geliştirilemezse çocuğun ana babasına olan güveni sarsılır. Birçok ana baba çocuklarını nedenle sevdiklerini sık sık dile getirirler. Ancak çocuğun sevgi ihtiyacı sözcüklerle karşılanmaz. Bir insanı sevmek onun gerçeklerini anlamaya çalışmayı da içerir. Çocuk kendini tek başına yönetebilme yeteneğine sahip değildir. Neyi yapabileceği ya da yapamayacağı konusunda eğitilmesi gerekir. Bu eğitim çocuğa içinde bulunduğu gelişim dönemine uygun bazı haklar tanımak ve çocuk kendisine konulan sınırı aştığında onu geçici olarak bu haklardan yoksun bırakmak yoluyla gerçekleştirilir. Haklardan yoksun bırakılma çocuk için ana babanın sevgisini yitirme anlamına gelir. Çocuğun sınırlı dünyasının tek dayanağı ve anlamı ana babasının sevgisidir. Bu sevgiyi yitirmemek için gösterdiği çaba sayesinde giderek kendi kendisini yönetmeyi öğrenir. Ama çocuğa verilen bir şey yoksa yitirecek şey de yoktur. Kimi çocuk verilmeyen sevgiyi günün birinde alabileceği umudunu yine de sürdürür. Tüm gücüyle kendisini ana babasına kabul ettirebilmek için çabalar ve kişiliğini geliştiremez. Kiminin ise hiç umudu yoktur. Ana babanın beklentilerine ve değerlerine karşıt düşen davranışlara başvurarak onları protesto eder ve hiç olmazsa bu yoldan onların ilgisini çekmeye çalışır. Suçu ceza, cezayı da af izler. Çocuk için af, ana babanın sevgisini yeniden kazanmaktır. Çocuğa verilen ceza sona erdiğinde ana babanın çocuğu yine eskisi gibi sevdiklerini göstermeleri gerekir. Bunu yapamayan ya da çocuğun eski hatalarını sık sık hatırlatan ana babalar kendi sevgisizliklerini haklı gösterecek gerekçeler arayan kişilerdir. Çocuğun kendine olan güveni ana babasına olan güveninden kaynaklanır ve gelişir. Çocuk anne ve babasının güçlü olup olmadığı konusunda sürekli denetler. Onları zayıf bulduğu anlarda çileden çıkaracak davranışlarda bulunur. Örneğin bazı anneler yemek ya da temizlik konusunda ısrarlı bir biçimde çocuğun üzerine giderler. Çocuk bu konuda annesini çaresiz bırakabileceğini fark ettiğinde onun daha çok paniğe uğramasına neden olacak davranışlara yönelir ve genellikle yenik düşen anne olur. Çoğu anne bu konuda çocuğuyla baş edememekten yakınırken otorite ve çocuk rollerinin yer değiştirdiğini ve bunun da kendi yetersizliğinden kaynaklandığını göremez. Gerçekte çocuk da kazandığı bu zaferden ötürü mutlu değildir. Anne ya da babasının güçsüzlüğüne tanık olmak çocuğun onlara dolayısıyla kendine olan güven duygusunun sarsılmasına neden olur. Çocuğun neyi yapabileceği ya da yapamayacağı her bir yaş dönemine göre değişir. Bu konuda ana babanın sezgileri ve sağduyusu onlara yardımcı olur. Ne var ki bazen bu sınırlar katı ve dart olur. Çocuğun gelişimi kısıtlanır. Çocukluklarında engellenmiş kişiler ana baba olduklarında çocuklarının vaktiyle kendilerine tanınmamış hak ve özgürlüklere sahip olmalarına karşı bilinç dışı bir kıskançlık duygusu geliştirebilirler. Çocuklarının özellik istekleri kendilerinin yaşam boyu bilinç dışında tutmaya çalıştıkları doyurulmamış isteklerinde kışkırtabilir. Bu isteklerin bilinç düzeyine ulaşma olasılığı ise kişide suçluluk duygusu yaratacağından çoğu kez kendi ana babalarından gördükleri yöntemlerle çocuklarını engelleyerek ya da suçlayarak kendi uğradıkları paniği denetim altında tutmaya çalışırlar. Aslında tutuculuğun psikolojik yorumu da budur. Tutucu kişi yapmak istediği ama yaparsa suçlanacağı davranışları başkalarında gördüğünde onları eleştirerek ya da engelleyerek kendi isteklerini ketlemeye çalışır. Geleneksel ailede çocuk büyüklerinin isteklerini ve düşüncelerini soru sormadan kabul etmek zorundadır. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk ileriki yaşamında kendi toplum grubundan kopup çağdaş dünyanın beklentileriyle baş etme durumunda kaldığında ciddi sorunlarla karşılaşabilir. Girişimde bulunmak istediğinde suçluluk duyguları yaşayabilir. Seçim yapma güçlüğü, kararsızlık, kendini ortaya koymaktan utanma ve düşüncelerini dile getirmede güçlük çekme gibi çağdaş toplum gereklerine göre davranış kusuru sayılabilecek durumlar ortaya çıkar. Oysa aynı davranış özellikleri geleneksel yapı içerisinde uyumsuzluğa neden olmaz. Toplumun geleneksel niteliğini sürdürebildiği ve bireyin bir değişiklik ya da atılım yapmasını gerektirmeyen koşullarda bir sorun yaratmaz. Katı kuralların yarattığı gerilim yine törelerle belirlenen yollardan başlatıp boşaltılabileceği ve de çevrede farklı örnekler olmadığı için kişi kendisini engellenmiş hissetmez. Bazı aileler ise çocuğun ihtiyacı olan sınırları gereğinden fazla gevşek bırakırlar. Bu ana babaların bir bölümü otorite olmayı öğrenememişlerdir. Bu durum örneğin büyük anne ve büyük baba tarafından büyütülmüş kişilerde olduğu gibi gerçek otorite modelinden yoksun bir çocukluk geçirmiş olan anne babalarda daha sık görülür. Çocuklarına gerekli sınırı koyamayan ana babaların bir diğer bölümü ise katı bir
baskı altında yetişmiş kişilerdir. Kendi yaşamadıklarını çocuklarına yaşatmak ve böylece dolaylı olarak kendilerine doyum sağlamaya çalışırlar. Ne var ki sınırların katı ve dar olması kadar iyi çizilememesi de çocuğun gerekli rehberlikten yoksul kalmasına neden olur. Bu gibi çocuklarda başkaldırıcı ve toplum dışı davranışlar daha sık gözlemlenir. Çocuğa konulan sınırların sürdürülebilmesi için ana babanın davranışlarında tutarlı olması gerekir. Çocuk konulan kuralların dışına çıktığında bu görmezlikten gelinirse ya da kendisine tanınmış haklar çerçevesinde yaptığı bir davranıştan ötürü cezalandırılırsa şaşkınlık yaşar. Ana babasına güveni sarsılır ve uyumsuz davranışlar gösterebilir. Anne ve babanın çocuğun davranışlarına karşı birbirlerinden farklı tepkiler göstermeleri de benzer sonuçlar doğurur. Çocuk ana babasını bir bütün olarak görme ihtiyacındadır. Bu nedenle çocuğa ilişkin kararlardaki görüş ayrılıklarını onun önünde sergilememek gerekir. Çocuğa tanınması gereken önemli haklardan biri de oyundur. Bazı ana babalar kaygılı insanlar oldukları ve dış dünyayı tehlikeli bir yer olarak algıladıkları için aşırı bağımlılık eğilimleri olan bazıları ise çocuğun kendilerinden koparak ayrı bir dünya oluşturmasına dayanamadıkları için çocuğu oyundan engeller. Bazen de çocuk daha çok kırsal kesimde gözlemlendiği gibi ekonomik nedenlerle çok erken yaşta işe koşulur. Nedeni ne olursa olsun çocuğun oyundan engellenmesi onun yaşama katılmasını ve grup içinde ilişki kurmayı öğrenebilmesini engeller. Oyun çocuğu yetişkin yaşamının etkinliklerini hazırlar. Toplumsallaşma süreci için gerekli ortamı sağlar. Oyunlar çocuğun yaşadığı kültürü yansıtırlar. Çoğunda gözlemlenen yarışma ve mücadele öğesi de içinde yaşadığımız batı etkisindeki dünya kültürünün yansımalarıdır. Evcilik oyunu ise çocuğun ileride yuva kurmasına bir hazırlıktır. Bazı çocuklar yetişkinlerin cinsel davranışlarını taklit eden oyunlarda oynarlar. Aslında bu tür etkinlikler de evcilik oyunu gibi bir hazırlık niteliğindedir. Bir oyun olmaktan öte anlam taşımazlar. İki kişi ya da bazen grup halinde oynanan cinsel oyunlardan ötürü çocuğu kınamamak ya da cezalandırmamak gerekir. Bu oyun yetişkinlerin cinsel etkinliklerinde de olduğu gibi gizlilik içinde oynanır ve çocuk bundan ötürü zaten belirsiz bir suçluluk yaşar. Çocuğun cinsel oyunlarını fark eden ana babanın onun suçüstü yakalamışçasına davranması yaşam boyu sürecek bir suçluluğun yansımasına neden olabilir. Çocukluk dönemindeki oyunlar yetişkin insanın günlük etkinliklerinden zevk alabilmesine, bunları beynine mal ederek ve gönlünü vererek yapabilmesine zemin hazırlar. Yaşam sevincinin geliştirilmesine katkıda bulunur. Bundan yoksun kalan kişi yaşam etkinliklerini kendisine verilmiş bir görev gibi yerine getirir. Davranışları yaratıcılıktan yoksundur. Grup içi ilişkilerinde de yarışmayı ve dostluğu birlikte sürdüremez. İyi anne ya da baba kendisini yaşayabilen kişidir. Yaşamın içinde olan ve kendisini yaşayabilen kişi diğer insanların da yaşamına saygılıdır. Anne ya da baba olduğunda çocuğunu kendisine özgü bir dünyası olan bir varlık olarak algılar ve haklarına saygı gösterir. Üstelik çocuğa gerekli olan modeli de sağlamış olur. Çünkü yaşamak iniş ve çıkışları içerir. Ana babasının bu dalgalanmaları yüreklice göğüsleyebildiğini gözlemleyen çocuk da ileriki yaşamındaki inişleri dünyanın sonu gelmişçesine algılamaz. Noksan yönleriyle yüzleşebilen bir ana baba modeli gördüğünden kendisi de kendine karşı dürüst olmayı öğrenebilir. Geleneksel aile bireyleşmeye olanak tanımayan bir yapıya sahiptir. Bireyin sistem içindeki rolü bellidir ve töreler varlıklarını koruyabildiği sürece bir sorun çıkmaz. Çünkü bileşik kaplar yasası burada da işler ve belirli psikolojik mekanizmalar bir kuşaktan diğerine aktarılarak kendi içerisinde bir ödünleme mekanizması oluşturur. Örneğin geleneksel ailelerde çocuğun kendine özgü bir duygusal dünyası olabileceği pek kabul edilmez. Böyle bir ortamda yetişen çocuk da özelliğini gereğince kazanamaz. Gelişim yeteneğini ancak törelerin hoş gördüğü oranda geliştirebilir. Yetişkin dönemine ulaştığında çağdaş beklentilere uygun bir otorite olamaz. Bu nedenle ana babasından görmüş olduğu her şeyi bilir görünen, eleştiriye kapalı ve kısıtlayıcı otorite tutumlarını benimsemek, böylece kuşaktan kuşağa aktarılan ilginç bir süreç yaşanmaya başlar. Çocukluk haklarını gereğince yaşayamamış olan kişi o dönemde karşılanmamış isteklerini yetişkinliğe ulaşıp ana baba olduğunda çocuklarına yönetmeye başlayabilir. Bu durumda ise ana baba ve çocukluk rolleri de değişir. Bu durumda ise ana baba ve çocuk rolleri yer değiştirir. Çocuk ana babasının çocuksu isteklerine katlanmak, bazen de bu istekleri karşılamak durumunda kalır. Otorite görünümü ardında anne ya da babanın çocuğa nazlandıkları, ilgiyi üzerlerine toplamaya çalıştıkları, onlara dert anlattıkları ve hatta bazı uç durumlarda şaşkınlığa düşen çocuğu yetersizlikle suçladıkları sık gözlemlenen örneklerdendir. Bu koşullarda yetişen bir çocuk ileride anne ya da baba olduğunda benzer davranışları kendi çocuğuna yöneltir. Geleneksel yapı varlığını koruduğu sürece bu örüntü kendi içinde tutarlı bir biçimde kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ancak toplumsal değişimin başladığı gruplarda bu süreç durdurulmuş ve yalnız ana baba ve çocuk ilişkilerinde değil, çoğu toplumsal kurumlarda otoriteyle otoriteye bağımlı olanlar arasında her iki tarafında birbirinden beklentilerinin aynı olmasının yarattığı bir çatışma olgusuna neden olmuştur. Çocuğun benlik kavramı kendisi için önem taşıyan büyüklerin ona gösterdiği tutumlar
tutumlarının bir yansıması olduğundan ana babanın itici tutumları çocuğun kendisini değersiz bulmasına neden olur. Böyle bir ortamda yetişen çocuk kendisine ilişkin olumlu görüşler geliştiremez. Beklenilen davranışları gösterdiği halde yine de kabul edilmeyen çocuk onaylanan ve onaylanmayan davranışların ayrımını yapmada güçlük çeker. Sonunda umudunu tümden yitirir ve ana babasının onayını sağlama çabalarından vazgeçer. Ana baba da çocuğun gelişimine rehber olabilmek için gerekli olan denetimi elden kaçırır. Çocuğun reddedilmesi açık ya da üstü kapalı bir biçimde yaşanabilir. Açık iticiliğin başlıca belirtileri çocuğa hırçın davranma, azar, dayak ya da diğer cezaları gereksiz yere uygulama, ilgisizlik, çocuğu terk etme ya da başka bir yere gönderme tehditleri ve çocuğu kötü sıfatlarla çağırma biçimlerinde görülür. Çocuğun reddedilmesi açık ya da üstü kapalı bir biçimde yaşanabilir. Açık iticiliğin başlıca belirtileri çocuğa hırçın davranma, azar, dayak ya da diğer cezaları gereksiz yere uygulama, ilgisizlik, çocuğu terk etme ya da başka bir yere gönderme tehditleri ve çocuğu kötü sıfatlarla çağırma biçimlerinde görülür. Disiplin amacıyla çocuk gaddarca dövülebilir, saatlerce bir yere kapatılabilir ya da aç bırakılabilir. Bazı anneler çocuklarıyla bedensel yakınlık da kurmaz, kucaklarını almaz ve okşamazlar. Çocukla bir başkasının ilgilenmesini sağlayarak ilk fırsatta kendi yaşantılarına dönerler. Toplumsal etkinliklere kendini fazla vermiş bazı annelerin çocuklarını randevu ile kabul ettikleri bile gözlemlenmiştir. Bu gibi koşullarda yetişen çocuklar normal çocukların canlılığından yoksundur. Sevgisizlikten kaynaklanan duygusal bir açlık içindedirler. Çocuğun üstü kapalı bir biçimde reddedilişi ise ondan kusursuz davranışlar bekleme biçiminde görülebilir. Bazı ana babalar okulda ve diğer etkinliklerde başarılı olmaları konusunda çocuklarına aşırı yüklenirler. Çoğu çocuk ana babalarının bu aşırı beklentilerini karşılama gücüne sahip değildir. Gösterdiği çabaya rağmen ana babasının onayını kazanamayan ve onların istediği kusursuzluk düzeyine ulaşamayan çocuk giderek kendi gözünde de değersizleşir. Gösterdiği çabaya rağmen ana babasının onayını kazanamayan ve onların istediği kusursuzluk düzeyine ulaşamayan çocuk giderek kendi gözünde de değersizleşir. İçinde yaşadığımız kültürde bu beklentilerin olan ve normal bir yönü de vardır. Ama bu beklentiler gerçekçi olmalı. Çocuğun yeteneklerini aşmamalı ve duygusal dünyasına bir zorlama yaratmamalıdır. Çoğu kez ortaya konan ölçütler ana babanın kendi değer yargılarını ya da vaktiyle engellenmiş olan umutlarını yansıtır. Sonunda ana babanın gerçek dışı istekleri çocuğa karşı aşırı bağımlılık geliştirilmesiyle sonuçlanabilir ve çocuk ana babasının bazı duygusal ihtiyaçlarını üstlenmek zorunda kalır. Bu gibi tutumların temelinde çocuğu ayrı bir varlık olarak kabul edememenin yarattığı bilinç dışı suçluluk duyguları bulunur. Çocuğa kusur bularak olumsuz duygularına gerekçe arayan anne ya da baba çocuğu kusursuz bir varlık durumuna getirerek onu benimsemeyi umar ve bu yolda çaba gösterir. Maskelenmiş red bazen koruyucu davranışlar biçiminde ortaya çıkabilir. İticiliğin yarattığı bilinç dışı suçluluk duyguları çocuğun hastalanacağı, öleceği ya da kötü alışkanlıklar edineceği korkularına dönüşebilir. Böylesi ana babalar çocuklarıyla neden ilgilendiklerini kendilerine ve çevrelerine kanıtlamak istercesine bir çaba içindedirler. Öte yandan aşırı koruma her zaman çocuğun istenmeyişinin bir belirtisi olmayabilir. Özellikle anne ve çocuk ilişkisinde ortaya çıkan bazı koruyucu davranışların gerisinde annenin duygusal yalnızlığı bulunur. Bu gibi anneler evliliklerinde bulamadıkları doyumu çocuklarında ararlar. Bazı ana babalar ise karşı cinsten olan çocuklarına bir sevgiliye gösterilen davranışları andıran tutumlar gösterebilirler. Çocuk eğitimi konusundaki yayınların içeriğindeki bazı farklılıklar birçok ana babanın çocuklarına karşı nasıl bir tutum takınmaları gerektiği konusunda kararsızlığa kapılmalarına neden olmuştur. Bazı yayınlar çocuğa hiç ceza verilmemesi ya da engellenmesi biçiminde yanlış yorumlar yol açmıştır. Aşırı hoşgörü ve disiplin noksanlığı çocukta bencil ve topluma karşıt davranışlarda sonuçlanır. Katı bir disiplin ise ana babaya karşı korku ve öfke yaşanması, girişim noksanlığı ve insanlara dostça yaklaşamama gibi zararlı sonuçlar doğurabilir. Aşırı kısıtlayıcı tutumlar da başkaldırıcı davranışlarla sonuçlanır ve çocukta ana babanın görüşleriyle uyuşmayan dış etkilere doğru bir yönelme görülebilir. Önemli olan çocuğu kendine özgü dünyası olan bir varlık olarak kabul edebilmek. İyi yaşama konusunda kendi sorumluluğunu gereğince üstlenememiş ana babaların da bunu gerçekleştirebilmesi oldukça güçtür. Kendisine değer vermeyen insan başkalarının duygusal ihtiyaçlarını algılayamaz. Ana baba ve çocuk ilişkileri konusunda yazılanların bir başka sonucu da bazı yetişkinlerin kendi sorunlarından ana babalarını sorumlu tutarak onlara karşı düşmanca tutumlar geliştirmeleri biçimde olmuştur. İnsan yetişkin yaşamında ana babasının kusurlarının izlerini taşısa bile bundan ötürü onları suçlamak kendisini de suçlu hissetmesine neden olur. Bu yetişkin bir varlık olarak insanın kendi varoluş sorumluluğunu üstlenememiş olmasının suçludur. Ana babalarımızdan alacaklı olduğumuz bir gerçek de olsa geçmiş yeniden yaşanamaz. Bazı insanların daha ilerleyen koşullarda yetişkin
geçmiş olmasının yarattığı eşitsizliğe isyan etmek de bizi kendi sorumluluklarımızı görmekten alıkoyabilir. Üstelik ana babalarına öfkelerini sürdüren insanlar onlara karşı duydukları korkuyu da sürdürürler. Ana babadan korkmak ise olgunlaşmamış olmanın bir göstergesidir. Unutmamak gerekir ki onların da ana babaları vardı ve kuşaktan kuşağa aktarılan sorunlardan kimin sorumluluk olabileceği sorusunda yanıtı yoktur. Dolayısıyla ana babaların kusurlarını kendi sorumluluğunuzdan kaçınmak için gerekçe olarak kullanmak vaktiyle bize karşı işlenen kusurları bizden sonraki kuşaklara da yansıtmamıza neden olabilir. Ana babalar bizleri ayrı birer varlık olarak görememiş olabilir ama biz de onları kendimizden ayrı dünyaları olan varlıklar olarak göremediğimiz sürece gerçek anlamda yetişkinliğe ulaşmış sayılamayız. Aynı doğrultuda bazı genç ana babalar da neyi değiştirmeleri gerektiği konusunda bilgi edinmiş oldukları halde bunu gereğince değiştirememiş olmanın suçluluğuna kapılarak çocuklarıyla olan ilişkilerin daha da olumsuz bir yöne sürüklenmesine neden olabiliyorlar. Burada verilen bilgileri izlerken bazen ana babamızın kusurlu tutumlarıyla bazen ise anne ya da baba olarak kendi yanlışlarımızla karşılaşmış olabiliriz. Ama bundan ötürü kendimizi suçlamak ya da yargılamak hiçbir yarar sağlamayacağı gibi bazı yanlış tutumlarımızı değiştirme sorumluluğunu üstlenmemizi de engelleyebilir. Bir insan çocukluk dönemindeki olumsuz yaşantılarının yetişkin dönemine yansımaları arasında insanlarla birlikteyken yaşanan genel bir korku, ön yargılardan kaynaklanan sürekli bir kızgınlığın birikimi sonucu oluşan düşmanca eğilimler, bu eğilimlere eşlik eden suçluluk ve değersizlik duyguları ve günlük yaşamın olağan sorunlarına ilişkin yaşanan sonu gelmez kaygılar sayılabilir. Aslında tüm bu duygular neden sonuç yönünden iç içe geçmiş olgulardır. Bundan sonraki bölümlerde ayrı başlıklar altında incelenmiş olmaları okuyucunun daha kolay izlemesini sağlamaktan öte bir amaç taşımamaktadır. Bu duyguların geçmişe dönük nedenlerinin yalnızca insanın kendi varoluş sorumluluğunu üstlenmesini engelleyen etmenleri aşıkması açısından konu edildiğini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz. Çünkü bir duygu nasıl yaşamakta olduğunuzu fark edebilmek onun geçmişe dönük nedenlerini açıklayabilmiş olmaktan çok daha büyük önem taşır.